Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi, merhabalar. Tek uzam öğrenci koçu Tuğba ben. Geliyor değil mi sesim? Herkes burada mı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Gizem Hocam, Hayriye Hocam, İlknur Hocam, Tuğba Hocam, ah adışız, Vildan Hocam. Herkes hoş geldi. Tek uzam öğrenci koçu Tuğba ben arkadaşlar. Merhabalar Esra Hocam. Nasılsınız? Herkes iyi mi? Keyifler yerinde mi? Merhabalar Sami Yunur Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de hoş buldum. Epeydir görüşmüyorduk. Ah Semzem Hocam çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri de görmek çok çok güzel. Sesim geliyor değil mi? Bomba gibiyiz hocam demiş Vildan hocam. Harika. Ben de bomba gibiyim. Bomba gibi olalım. Çok iyi olalım. O zaman keyifler yerinde. Bütün öğretmenlerim çok keyifli, çok iyiler maşallah. Sibel hocam geleceğiz. O konuya da geleceğiz. Ama umarım iyisinizdir. Şu an seste bir sorun yok. Herkes beni duyabiliyor, değil mi? Ah, iyi değilim. Neden? Hocam hiç motivasyonum yok. Üçüncü girişim olacak. Konuları ilerletemiyorum. Tamam, sesim net geliyorsa hazırsak başlayalım. Bütün soru işaretlerinizi gidereceğiz arkadaşlar. Bugün seminerimizde özellikle öğretmenlerimizin en çok problem yaşadığı 3 aşamalı sınava girenler, 2 aşamalı sınava girenler, sınava giren öğretmenlik branşlarım var. En çok problem yaşadıkları nokta ders çalışma programı oluşturma. İşte bugünkü seminerimizde bu konuyu ele alacağız arkadaşlar. O yüzden hazırsak başlıyoruz. Şimdi öncelikle değerli eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerim, formasyon alarak öğretmen olacak öğretmenlerim, öğretmen olmuş öğretmenlerim, atanmak isteyen öğretmenlerim. Önce ne diyoruz? Her zaman bunu siz kendi öğrencilerinize de yapıyorsunuz biliyorum. O yüzden kendimize de aynı şefkati, aynı merhameti lütfen gösterelim arkadaşlar. Bir yola çıkmadan önce motivasyon. Hatırlayın, neden öğretmen oldunuz? Sizi öğretmenlik mesleğine çeken şey neydi? O üniversite sınavındaki sonucunuza göre tercihlerinizi yaptığınız günü lütfen hatırlayın. Öğretmenlik gerçekten sizin idealinizdeki meslek miydi? Gerçekten o sınıfta kendinizi hayal edebiliyor muydunuz? Hadi bakalım herkes branşını yazsın ve neden öğretmen olduğunu yazsın. Biraz kaynaşalım. Saadet Hocam o konuya da geleceğiz. Emin ol yalnız değilsin. Çocuklarıyla hazırlanan çok fazla rakibin var. İlhan Hocam diyor ki bilgiyi paylaşmak, sağlıklı çocuklar yetiştirmek. Çok güzel. Branşınız nedir İlhan Hocam? Herkes branşını da yazsın. Fen. Hüseyin Hocam çok güzel. Fen bilimleri. Beden eğitimi öğretmeniyim ve çocukluğumun tek hayaliydi. Ah çok güzel. Tatil fazla diye. Olgun hocam, sizin branşınız nedir? Din kültürü Sümeyye hocam. Çocukları çok sevdiğim için okul öncesi. Ah harikasınız Sibel hocam. Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, lise matematik var aramızda. Çok güzel. Sınıf öğretmenliği okuyorum. Son sınıfım. Kelebek etkisinin başlatanı olmak için harikasınız. Gerçekten öyle. Okul öncecileri ve sınıf öğretmenleri o etkinin başladığı ilk nokta olduğu için çok 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 daha etkililer. Diğer bütün branşlarımız da tabii ki çok kıymetli. Tarih var Saadet Hocam. Gamze Nur Hocam Türk dili ve edebiyatı. Çok güzel. İngilizce, ah Özgül Hocam. İngilizceyi de çok severim bu arada. Bir de yabancı bir dili aşılayabiliyor olmak çok daha zor. Ekstra 2 kat daha zor. Türk dili ve edebiyatı. Peki neden öğretmen olmak istedik arkadaşlar? Yani evet içinizde hayalimdeki meslek buydu diyenler var. Zemzem hocam bu arada bizim kayıtlı öğrencimiz, hatta kaydımızı birlikte almıştık hatırlıyorum. Benim din kültürü hocam, benim amacım dinimizi güzel bir şekilde öğretmek. Çok güzel. Evet din kültürü ve ahlak bilgisi çok kıymetli bir alan, çok kutsal bir alan. Çok haklısınız. Okul öncesi çocukların ruhuna dokunabilmeyi ve yüzlerindeki gülümsemeyi görüp aynı frekansta iletişim kurmak için çok güzel.
Fatma Hocam, duyduğum bir rivayete göre özellikle okul öncesi öğretmenleri yaşlanmıyormuş. Umarım bu doğrudur. Umarım siz bunu yaşarsınız atandığınızda. Hocam, ben çok kötü yerlerde okudum. Hocalarıma ayıp olmasın ama çok kötü eğitimcilerle karşılaştım. Fen'e başka bir soluk getirmek istiyorum. Harikasınız ve fen bilgisi İlhan Hocam o kadar çok yönlü bir alan ki gerçekten onların aldıkları eğitim de çok zor. Biliyorum, benim fen bilgisinden hazırlanan hem kendi öğretmen arkadaşlarım var hem öğrencilerimiz var. Yani süreç gerçekten kontrollü gitmek zorunda. Bildiklerimi başkalarına anlatmayı sevdiğim için öğretmen olmak istedim. Sıdıkı Hocam, ne kadar güzel yapmışsınız, harika. Öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Onların hayatına ışık tutmak istiyorum. Yol arkadaşı olmak istiyorum. Arkadaşlar, harikasınız. Değerli öğretmenlerim, değerli eğitimcilerim. Ne kadar güzel hayallerle, ideallerle yola çıkmışız. Bir KPSS bizi alt edebilir mi sizce? Önümüzde bir engel kalmış, KPSS. Gireceğiz. Yüksek puanımızı alacağız ve bu idealler sonra sizin. Artık 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl Rabbim hepimize sağlıklı, verimli bir ömür, upuzun bir yaşam nasip etsin ki bildiklerimizi paylaşalım. Yeni neslin hayatına dokunalım. Belki her şeyi değiştiren, bir hocamın da söylediği gibi kelebek etkisini yaratan taraf biz olalım arkadaşlar. Her şey öğretmenlerin elinde. Gerçekten öyle. Bir kap sevginin en güzel halini yaşayıp çocuklarla yeni nesillere aktarabilmek, çocukların masum dünyalarından esinlenerek daha umutlu yarınlar için. Nuray Hocam, harikasın. Çok güzel yazmışsın. Gerçekten duygulandım. Çok güzel. Şimdi sesli bir şekilde tekrar ediyoruz. Benim yerim sınıfım, benim yerim öğrencilerimin yanı. Biz arkadaşlar, öğretmenler olarak başka yerlere yakışmayız. Bakın, hiçbiriniz ne özel sektör ne farklı bir sektör, kazancı çok da olsa, koşulları daha da iyi olsa, bir öğretmenin yeri sınıfıdır. Bir öğretmenin yeri öğrencilerinin yanıdır. Herkes tekrar etsin bakalım bu cümlemi. Çocukların saf, temiz dünyasını seviyorum. Onları çağdaş, evrensel değerlerle eğitmek, bilimle düşüncelerini sağlamak için. Çok tatlısınız hocam, çok güzel. Türkçe öğretmenim, atamızın mesleği, çok kutsal benim için. Yeni nesle güzel dilimiz Türkçeyi öğretmek küçüklükten beri hayalim. Konuşmayı, anlatmayı seviyorum hocam. Ah maşallah, çok güzel. Özgül hocam İngilizce öğretmeniydi. Stajyer öğretmenim şu an. Deneyimlemek çok başka bir duygu. Gerçekten öyle hocam. Öğrencilerin motivasyonunu sağlamak tamamen bizim elimizde. Bir yandan da dersi sevdirmek biraz meşakkatli ama gözlerindeki o gülümsemeyi görünce her şeye değer olduğunu anlıyorum. Çok güzel hocam, maşallah. Daha ilk yılınızda bunları düşünüyorsanız, kadroya geçtiğinizde, artık atandığınızda, ben eminim bu duygularınız kat 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 be kat güzelleşecek. O yüzden son kez tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bizim yerimiz sınıfımız, bizim yerimiz öğrencilerimizin yanı. O yüzden bu yıl başka yerlerde geçirdiğimiz son yılımız olacak. Kendinize lütfen söz verin. Şimdi geldim arkadaşlar. Artık biliyorsunuz, akademik takvim de açıklandı değerli öğretmenlerim. Sınavımız ilk oturum Temmuz ayında yine yapılacak. İkinci oturum Ağustos'un başında yapılacak ve biraz beklediğimizden önce geldi açıkçası. Genelde geçmiş yıllarda biliyorsunuz hep Temmuz'un sonu gibi olurdu. Ağustos'un ortası gibi de ÖABT alan sınavlarına girerdik. Bir 10-15 gün kaydığını gördüm. Bu güzel bir şey. En azından artık varış noktamız var. Hedef süre belirlendi. Şu an bütün akademik takvim açıklandığı için çalışmalara başlamamız gerekiyor ve seneye bu zamanlarda çok büyük bir ihtimalle istediğimiz sonuca ulaşacağız ve sınıf defterini imzalayacaksınız arkadaşlar. Lütfen seneye aynı gün, hatta bu yeri bir kenara, bu günü bir kenara not alalım. 9 Kasım 2023. 9 Kasım 2024'te siz o sınıf defterini imzalarken öğrencileriniz o sırada hafif bir uğultu yapacak. Hatırlayın, biz de yapardık çocukken. Zaten derse geçmedik, hemen yanımızdakilerle falan konuşurduk. Sonra siz derse geçeceksiniz ve bir anda o uğultu kesilip hepsi can kulağıyla sizi dinlemeye başlayacak. O günler çok uzakta değil arkadaşlar. O günler çok yakın. O halde öğrencilerimize kavuşmamız için, o sınıf defterini imzalamaya başlamak için işte tam da şu anda ders çalışma vakti arkadaşlar. Ve ders çalışmak için lütfen kendinizi ertelemeyin.
Hayallerinizi ötelemeyin arkadaşlar. Vakit en değerli hazinedir. Zaman asla geriye akmıyor. O yüzden kitap mı alacaksın çalışmak için? O ilk kitabı git ve al. Kursa mı yazılacaksın? Git o kursta görüşmeni yap. Çalışma programı mı hazırlayacaksın? O zaman doğru adrestesin. Seminerde kalmaya devam et. Kudret Hocam demiş ki tarih öğretmenliği öğrencilerime objektif bir bakışı kazandırarak akıl bilim çerçevesinde yetiştirmek istiyorum hocam. Ne kadar güzel hocam. Tarihçiler de gerçekten çok kıymetli. Bütün branşlarımın hepsi kendi içinde o kadar kıymetli, o kadar gerçekten kutsal değerler, kutsal öğretiler öğretiyorsunuz ki arkadaşlar bütün branş öğretmenlerim. O yüzden ben istiyorum ki hepinizin bu isteği gerçekten hayata geçsin ve yeni nesil bizim çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları size emanet olsun. Bizim bu değerde, bu bakış açısına sahip olan öğretmenlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi geldim. Şu anda çalışmaya başlayan öğrencilerim var mı? İçinizde farklı bir kursa kayıt olmuş, program yapmış çalışanlar ya da nasıl başladılar mesela? Şu an programı olanlar neler çalışıyor? Herkes anlatsın bakalım. Özge Hocam nasıl başladık? Nasıl bir programımız var? Sultan Hocam, İlhan Hocam neler yapıyoruz? Çok güzel. Cemal Hocam çok güzel. Henüz başlamadın. Geç değil hocam. Şu an başlayan rakiplerin de var. Yeter ki verimli çalış. Genel kültür yetenekle başladım hocam. Sistemli bir program yapamadım ama çalışmaya başladım. EABT, GGK eğitim aynı anda çalışıyorum. Çok güzel. Refiye Hocam, önce İngilizce çalışıyorum. Galiba İngilizce öğretmenisiniz hocam. Alanla başladınız. 4 gün alan, 3 gün eğitim çalışıyorum. Karma bir programla devam ediyorum. Güzel. Özge Hocam, eğitim bilimlerim 58 netti bu sene. O yüzden onu biraz ağırdan alıyorum. Çok güzel Özge Hocam. 58 bayağı başarılı ama minimum bir 65 üstüne çıkarsak daha da garanti olur. Eğitim bilimleri ve ÖABT ile başladım. Çok güzel. Sizin gibi başlayan öğrenciler var arkadaşlar. Evet yani takdir edersiniz ki artık Kasım ayını neredeyse yarılamak üzereyiz. Ve belki birçok öğrenci yaz döneminde erken kayıtta kayıt olup başlayanlar var. İşte Ekim, Kasım gibi bu aylarda yeni yeni başlayacak olanlar var. Hiç sorun değil. Ama genelde benim karşılaştığım durum arkadaşlar bir kursta yazılmamış. Yani profesyonel bir destek almayan öğrencilerde biraz daha böyle sosyal medya hesaplarından bir program hazırlayıp başarıya ulaşan öğrencileri çok takip etme, işte onları taklit etme, onlardan esinlenme ya da programını kopyalama gibi durumlar gözlemliyorum. Bunu birebir öğrenciler de söylüyorlar. Mesela bu çok sık karşınıza gelen bir şey arkadaşlar. Bir sosyal medya platformunda, bir video paylaşım platformunda, işte ben falanca programla bilmem Türkiye şununcusu oldum. Filanca programla 98 aldım. Nasıl aldım falan gibi böyle esinlenmenizi sağlayacak videolar var. Eminim birçoğunuz bu videoları izliyorsunuzdur. Hatta birçoğunuz belki sorgulamadan da o videodaki içerikleri taklit etmeye çalışıyor da olabilirsiniz. Normal karşılıyorum. Sonuçta insanoğlu etkileşen bir varlık. Mesela bu öğrencimiz Leyla. Leyla Şimşek. ÖABT'yi sona bıraktım. Bu dereceyle atanan bir öğrenci bu arada arkadaşlar. Önce GGK ve eğitim birimlerini bitirdim demiş. Her dersten not tuttum demiş. Her gün en az 300 soru çözdüm demiş. Tüm konuları baştan sona dinledim. Günde en az 10 saat çalıştım. Bu programla derece yaptım. Şimdi geldim. Bunu gören Can Tuna ne yapıyor tabii ki? Ah diyor Leyla dereceyle atanmış benim Leyla'dan neyim eksik diyor. Yaz bakalım maddeleri. Leyla'nın videosunu izliyor. Onun derece yaptığı programı birebir hazırlıyor. Başta uygulamak ağır geliyor ama sonradan kendini zorluyor ve uyguluyor. Bırak derece yapmayı atanamıyor bile. Peki arkadaşlar, sizce Leyla'nın başarılı olup dereceyle atandığı programa Can Tuna'nın uyum sağlamasına rağmen atanamama sebebi, başarısız olma sebebi ne olabilir? Hadi bakalım değerli öğretmenlerim. Kendisinin farkında değil. Evet. Bireysel farklılıklar. Herkesin çalışma stili farklıdır. Herkesin öğrenme biçimi farklıdır. Harika.
Can yürüyen merdivene ters binmiş. Hocam herkes kendine uygun programı yapmalı. Sonuçta herkes aynı değil. Kesinlikle Refiye hocam. Hazır bulunuşlukta farklı arkadaşlar. Çok farklıyız. Bakın şu an içimizde birbirimizin zümresi olanlar da var. Evet hepimiz öğretmeniz ama işte örnek veriyorum 5 kişi İngilizce öğretmeni, 3 kişi Türkçe öğretmeni, işte 6 kişi beden eğitimi öğretmeni. Yani arkadaşlarım sizin aynı sınava hazırlanıyor olmanız, aynı bölümden mezun olmuş olmanız, aynı programla atanacağınız anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü Allah'tan yani öğretmen bir kitle olduğu için farkında, herkes öğrenir ama herkes farklı yöntem taktiklerle öğrenir. Herkes öğrenir ama herkes aynı sürede unutmaz, aynı zamanı ayıramaz. Herkesin günlük sorumlulukları aynı değildir. Herkesin hazır bulunuşluğu aynı değildir. Derslerdeki seviyesi aynı değildir. Hedefine olan uzaklığı aynı değildir. Yani herkes birbirinden farklıdır. Peki hocam, bana derece yaptıracak bir ders çalışma programına ihtiyacım var dediğinizi duyar gibiyim. İşte tam olarak burada sıralayacağım maddeler arkadaşlar, size derece yaptıracak ders çalışma programında olmazsa olmaz maddeler. Gelelim birinci maddemize. Öncelikle arkadaşlar bir programınız olacaksa o programın sizin için verimli olması gerekiyor. Peki sizce verimli program nasıl olur? Kesinlikle Esra hocam. Verim alma durumu da farklı olduğu için bazı öğrenciler 3 saatte anlarken bir konuyu diğer öğrenci 10 saatte anlayabiliyor. Bireysel program önemli. Peki bir programın verimli olması için neler olması gerekiyor sizce? Uygulanabilir olmalı, gerçekçi olmalı, istikrarlı devam etmeli, yapılabilecek hedefler belirlenmeli. Çok güzel. Düzenli ve standart olmalı. Harika. Zaman yönetimini göz önünde bulundurmalı. Sınava kalan süreye göre ayarlanmalı. Çok güzel, düzenli çalışılmalı. Algılarının açık olduğu zamanların farkında olmalı ve o zamanlarda çalışmalı. Masadan kalktığımda anladım diyebilir miyim? Süreyi güzel kullanmalıyım. Tabii ki de. Güçlü ve zayıf derslerini bilmeli. Hocam kendimizi tanımalıyız önce. Selma hocam harikasın. Aynen öyle, kararlı ve azimli şekilde çalışmalıyım. Evet arkadaşlar, verimli olmalı ve verimli olması için de seviyeye uygun olmalı. Yani sen Türkçedeki seviyeni bilmeden Türkçede nasıl bir yol kat edeceksin? Matematikte temelinin olmadığını bile bile nasıl orta düzeyden başlayacaksın? Ya da tarihte çok başarılı olduğunu bile bile niye gidip ön hazırlık yapıyorsun? Niye sıfırdan alıyorsun? Seviye arkadaşlar, bakın hepinizin başladığı nokta birbirinden farklı. O yüzden önce seviyenize uygun bir program yapmalısınız. Ve üçüncü en gerekli madde, üçüncü en gerekli madde, artık seviyemi biliyorum. Verimli bir programa ihtiyacım olduğunu biliyorum. Az önce bir öğretmenim söyledi. Bunu sürdürebilmeliyim. Yani gerçekçi olmalı. Bana 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük, 1 aylık, 3 aylık program değil. Sürecin en başından en sonuna kadar, sınav tarihine kadar sürdürebileceğim niteliklere sahip bir ders çalışma programı olmalı. Geliyorum dördüncü maddeme. Şimdi her öğrencinin arkadaşlar öz disiplin seviyesi aynı değildir, değil mi? Her öğrenci kesinlikle disiplinlidir ya da kesinlikle disiplinsizdir diye bir kaide yok. Hepinizin bile, bakın sizler eğitimcilersiniz, öğretmenlersiniz ama sizin de bir öz disiplin, yani kendinizi kontrol etme, denetleme mekanizmanız, bunun bir süresi, odaklanma süreniz farklı. O yüzden öz disiplin düzeyinizi bilmelisiniz ve bunu uygun bir ders çalışma programınız olmalı. Ve en önemlisi arkadaşlar, bir program hazırlıyorsam o program evet gerçek olacak, objektif hazırlanacak, bana özel, kişiye özel olacak ama sonuçlarını da ölçebilmem gerekiyor. Bu yüzden sonuçları da açık olacak ve somut olacak, değil mi? Şu an başlayan öğrencilerim kendilerinin hangi level'dan hangi level'a yükseldiğini anlayabiliyorlar mı mesela? Hiç sonuç ölçen bir öğretmenin var mı içinizde? Hocam ben 2 aydır çalışıyorum. Bu level'dan bu level'a geldim. Bunu da test ettim. Somut olarak da kendime kanıtladım diyebiliyor muyuz? Var mı bunu yapan? Hayır hocam.
Evet, Türkçe netlerim arttı. Çok güzel Esra Hocam. Peki diğer dersler? Yok, hayır, daha test edemedim. Netlerdeki başarı. Evet Korkut Hocam, netlerdeki başarı somut bir veridir. Ama bunu sürekli ölçebiliyor olmamız gerekir. Yani sadece denemeye girmeyi beklemememiz gerekir. Evet Cihan Hocam, tabii ki de dersten derse değişir. Ben henüz soru çözme faslına geçmedim. İlhan Hocam galiba yeni başladınız. Şu an konu anlatımları yapıyorsunuz. Deneme sınavları çözdüm ama sonuçlarımı ölçme fırsatım olmadı. Tamamdır. Arkadaşlar bakın, genelde hep başarılı olan öğrencilere baktığımızda çalışıp çalışıp es verip duran öğrenciler. Bu es verip durma hani mola ya da tatil gibi değil. Geriye dönüp bakacaksın. Ne yaptım? Verim aldım mı? Bana bir artısı oldu mu? Yani ben bir çalışma yaptım, bir üniteyi bitirdim. İkinci üniteye geçmek için acele etmeme gerek olmayabilir. Ama genelde biz öğrencilerin algısında, hele ki bu akademik takvim açıklandıktan sonra yetişme, yani bir yarış halinde, ay hemen konularımı bitireyim, bitireyim, bitireyim. Ve sizler bunu öğretmenler olarak, eğitimciler olarak biliyorsunuz ki arkadaşlar, art arda zihne bilgi bombardımanı yapmak doğru değil. Sürekli bilgiyi bilgiyi konu konu konu. Hayır. Belirli periyotlarda bilgini durdurup elde ettiğin bilgiyi korumaya yönelik çalışma yapman gerekiyor. Yani o bilgi garanti de mi ki sen ikinci bilgiye, onuncu bilgiye, 20. bilgiye geçiyorsun? O yüzden kesinlikle arkadaşlar belirli periyotlarda sonuçları ölçülebilir açık bir program yapmalısınız. Ve bunun sürekliliğine devam etmeliyiz. Bu sürdürülebilirlik de benzer bir madde. Hem sürdürmene uygun, sana uygun bir program olmalı. Hem de bunu sürekli olarak uygulaman gerekiyor. Bir ay çalıştım, 3 ay çalışmadım. O bir aylık verimi de zaten çöpe atmış oluyorsun. Önemli olan istikrar arkadaşlar. Ben her zaman söylerim. KPSS kesinlikle azimlerin sınavı. Ciddi söylüyorum, bakın bilginin sınavı değil. Strateji artı azim. Yani istekliliğini son güne kadar koruyabiliyorsan ciddi anlamda söylüyorum, kazanırsın. Evet Bilden Hocam, bir an önce konu bitsin diye çalışıyoruz ama hocam bu verimli değil. İnan konuyu bitiriyoruz ama bir bakıyoruz öğrenememişiz. Gamze Nur Hocam diyor ki, hocam ikinci hazırlanışım. Daha önce çalıştım ve iyi olduğum konularda yanlışlarım olunca moralim bozuluyor ve olmayacak hissine kapılıyorum maalesef. Gamze Nur Hocam, bu çok normal. Geçen yıl full çektiğin derste şu anda full çekemezsin. Araya zaman girdi ve unuttun. Ama unutma ki o başarıyı da sen elde ettin. Yani o başarıyı bu yıl istersen daha fazlasını elde edebilirsin. O başarıyı katlayabilirsin. Geliyorum diğer maddem arkadaşlar. Sürekliliği devam etmeli ve öğrenme yapımıza uygun olmalı. Peki nedir bu öğrenme yapısı? Öğretmenlerim bunu biliyor. Öğrenme yapısı nedir arkadaşlar? Yürüdüğümüz yolu iyi bilmeliyiz. Tabii ki de Cemal Hocam. Öğrenme yapımızı bizler öğretmenler olarak, eğitimciler olarak biliyor muyuz arkadaşlar? Ya da bir program hazırlarken gerçekten benim öğrenme yapım bu. O yüzden programım böyle olmalı. Bunu da eklemeliyim ya da bunu çıkarmalıyım diyebiliyor muyuz? Kesinlikle Cemal Hocam. Bakın arkadaşlar, iki temel kriter vardır. Bir seviyedir. Seviye kanıtlanabilirdir. Çünkü seviye belirleme sınavları vardır. Bunlara girdiğinde sen seviyeni görürsün. Ve 5 farklı seviye vardır arkadaşlar her derste. Temel seviye, başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye ve üst seviye. Yani sen her derste bu 5 seviyeden birinde çıkabilirsin, birine sahip olabilirsin. İkinci en önemli olan kısım, senin bilişsel özelliklerin var. Şimdi her öğrenci dedik ya hocam farklıdır. Her öğrenci aynı sürede öğrenmez, aynı sürede unutmaz. Bunlar nedir arkadaşlar? Bizim bilişsel özelliklerimizdir. Şimdi sizin bir öğrenme karakteriniz var. Örnek veriyorum, Vildan hocam yazarak çalışmaktan verim alıyor olabilir. İlhan hocam dinleyerek çalışmaktan verim alabiliyor olabilir. Ya da Cemal hocam okuyarak çalışmaktan verim alabiliyor olabilir. Ve burada
Gerçek birdir diye bir kaide yoktur. Yani gerçek evet birdir ama sizin doğrularınız öğrenme karakterinize göre değişkenlik gösterir. O yüzden mesela az önce Leyla'nın dereceyle atanan bir öğrencinin programını taklit eden Can başarılı olamadı. Çünkü o program onu tanınarak hazırlanmamıştı. O Leyla'yı başarılı kılabilecek bir programdı. Can'ın kendine özel bir programa ihtiyacı vardı ve bunun için Can'ın öğrenme yapısını bilmesi, kendisini çok iyi tanıyabiliyor olması gerekiyordu. O yüzden arkadaşlar sizin de kesinlikle öğrenme yapınızı bilip buna uygun bir çalışma yapmanız gerekiyor. Mesela ben yazarak öğreniyorum. O yüzden önemli yerleri yazarak ilerliyorum. Çok güzel Gamze Hocam. Bunun için bir eğitim analizi testine vesaire girdiniz mi, kendiniz mi tespit ettiniz? Ben dinlerken not tutunca daha iyi anlıyorum ama aklımda kalmıyor. Soru üzerinden öğrenmeyi tercih ediyorum. Esra Hocam zaten mutlaka bir pekiştireç gerekli her konu sonundan. Tarih dersinde konudan sonra değil, ünite sonunda ünite sorularını çözmek daha fayda sağladı. İkinci kez gireceğim sınava. Son sınıfta staj ve finallerden kendimi tanımaya vaktim yoktu. Çok güzel. Şu an bir tık daha farkındalığın yüksek hocam. Yazmak vakit kaybı gibi geliyor hocam ama yazmadan da özet haline getirmeden de konunun özünü anlayamıyorum. Tabii ki Vildan hocam, yani burada kastettiğimiz şey bir katip gibi her şeyi yaz değil. Bir de arkadaşlar benim size önerim, bakın özellikle görsel öğrenme yapısına sahip öğretmenlerim, yazarak öğrenen öğretmenlerim kesinlikle katip gibi uzun 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 gördüğünüz her şeyi yazmayın. Bakın önemli ve önemsiz ayrımı. Yazmanın mantığı ne arkadaşlar? Duyduğunu, evet, öğrendiğini, düşündüğünü yazmana gerek yok. Öğrenemediğin, zorlandığını asla öğretmenin cümlesiyle değil, kendi yorumunu katarak notunu al. Çünkü insan kendi cümlesine inanır, kendi söylediği şeyi daha geç unutur. Bir başkasının söylediği şeyi daha erken unutur. Bunu kesinlikle uygulayın. Hocam ben de dinleyerek anlıyorum. En sonunda konular arasında bağ kuruyorum. Çok güzel. Evet, yani büyük bir ihtimalle Aslı Hocam sizin belki öğrenme karakteriniz işitsel olabilir. Çünkü dinleme daha böyle odak istiyor. Dinleyerek öğrenen öğrencilerin öğrenme yapılarında biraz işitselliğin fazla olduğunu biliyorum. Hocam ben dinliyorum, okuyorum, daha sonra soru çözüyorum ama yine yanlışlarım çok. Az önce test çözdüm, 30 sorudan 17 doğru, 10 yanlış. Belki de Fatma Hocam kendi öğrenme yapına uygun çalışmıyor olabilirsin. Yani dinliyorsun, okuyorsun, belki doğru yöntem bu olmayabilir. Ya da dinlediğin, okuduğun şeyler senin seviyene uygun olmayabilir hocam. Bence ona dön. Çünkü bir emek veriyorsan, bir çalışma yapıyorsan onun karşılığını alman gerekiyor. Eğer karşılığını almıyorsanız arkadaşlar lütfen programınıza geri dönün ve bakın. Mutlaka bir eksik ya da yanlışlık var. Mutlaka size uygun olmayan bir durum vardır. Ben dinleyerek anlayanlara hayranım. Gerçekten keşke öyle olsaydım. Sultan Hocam kolay gibi görünüyor olabilir ama onların da kendi içinde yaşadığı zorluklar var. Mesela arkadaşlar içinizde bizim eğitim analizlerimize girmiş olanlar var mı? Öğrenme yapısını bizimle tespit etmiş olanlar. Tek uzemin analizlerine. Girdiniz. Aa, çok güzel. O zaman o analizlerde sizin bütün sadece öğrenme karakteriniz de değil, stres düzeyiniz, okuma anlama hızınız, odaklanma düzeyiniz, zeka tipiniz, öğrenme karakteriniz, bütün özellikleriniz, hatta öz disiplin düzeyinize kadar hocam tüm özellikleriniz tek tek hesaplanıyor. Girmeyen öğrencilerime de birazdan nereden giriş yapacağını gösteririm. Mutlaka çözün arkadaşlar. O analiz başka hiçbir kurumda uygulanan bir analiz değil. Bence çok şanslısınız. Böyle bir analizi çözme fırsatınız var. Evet. Gamze Hocam göstereceğim. Seminerin sonunda yerini göstereceğim. Şu an bu seminere katılan bütün öğrencilerimize, bütün öğretmenlerimize o analiz hediye edildi. Bazıları seminerden önce çözdü. Bazıları belki görememiş olabilir. Seminerden sonra ben göstereceğim. Mutlaka çözün. Tek tek hesaplanıyor. Aynen öyle. Hocam oradaki analizin farkındaydım ama gerçekten çabuk unutan sınıfta yer alıyorum ve sürekli tekrar yapmak zorunda kalıyorum. Sultan Hocam bu sana bir zaman kaybı gibi geliyor olabilir ama asla bir
bir zaman kaybı gibi düşünme. Bir kere bunu olumsuz bir değer gibi de kendine kabul ettirme. Bak herkesin, mesela senin belki dikkat dağınıklığın yok ama çabuk unutuyorsun. Bir başka rekibinin de dikkati çabuk dağılıyor. Yani o da sürekli mola vermek zorunda. Ya bir noktada arkadaşlar birbirimizi aslında tamamlıyoruz. Hani burada biz hep diyoruz yarıştayız işte şu kadar bin öğrenci girecek, şu kadar kontenjan açılacak. Hayır, aslında yarışta olduğumuz tek kişi kendimiziz bir noktada. Çünkü sen kendini tanıyıp kendine uygun programla çalıştığında, bir başka rekibin kendini tanıyıp kendisine uygun bir programla çalıştığında aslında ikiniz de hedef noktaya varıyorsunuz ama varış şekilleriniz, yöntemleriniz farklı. Fatma Hocam, seminer sonunda analizlerimizin yerini göstereceğim. Ve en önemlisi arkadaşlar, bütün bu özelliklerin ortak alanda birleştiği kesişim noktası derece yaptıracak ders çalışma programınızın size özel olması gerekiyor. Şimdi geldim. İçimizdeki bütün öğretmenlerimin ÖABT'si var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 3 aşamalı bir sınava giriyorum ve evet, atamanın %50'si, o büyük pastanın %50'lik dilimi yarısı ÖABT. O yüzden lütfen arkadaşlar, bakın ders çalışma programı oluşturma kısmına geçmeden önce kulağımıza küpe yapalım. Belki bunları çok yerden duyuyorsunuz, belki kendiniz de farkındasınız ama bir de benden duyun, bir de tek uzamdan duyun istiyorum. Çünkü program sizi başarıya götürüyor ve o dersin başına geçmeden önce bu gerçekleri kabul edelim. Farkındalığımızı arttıralım, öyle çalışmaya başlayalım istiyorum. Çünkü farkındalığı yüksek bir öğrenci çalışmaya başladığında daha fazla verim alabiliyor arkadaşlar. Bu noktada bize güvenin. Atanmanın %50'si olan ÖABT'yi arkadaşlar lütfen ama lütfen seviyeniz iyi de olsa, orta da olsa, temel de olsa sona bırakmayın. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri bitsin de ÖABT'ye öyle başlayayım yanılgısına lütfen siz de düşmeyin arkadaşlar. Çalışma planınıza her zaman ÖABT'yi dahil edin. Her zaman ÖABT'den bir ders olsun. Özellikle ÖABT için dağınık videolar kesinlikle izlemeyin. Bu sizin daha da seviyenizi ilerletmek yerine arkadaşlar geriletebilir, aklınızı karıştırabilir. Ya da sadece ben konu anlatım, kitapları alayım, okuyayım, geçeyim, altını çizeyim, not alayım, geçeyim diyerek bu şekilde çalışarak ilerlemeyin arkadaşlar. Bu yöntemler size sadece zaman kaybettirir. Eğer şartlarınız uygunsa kesinlikle en azından ÖABT kısmı için profesyonel bir destek kesinlikle alın arkadaşlar. Şu anda alanda destek alan öğrencilerim var mı? ÖABT'de ben profesyonel destek alıyorum, dershaneye gidiyorum ya da X kuruma, Y kuruma gidiyorum ya da tek üzeme kayıtlıyım diyen kimler? Çok güzel İlhan Hocam, almıyorum ama düşünüyorum. Evet Fatma Hocam, sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Korkut Hocam, tek üzem almıyorum. Paket alıyorum. Ahmet Hocam, örgün mü alıyorsun, online mı? İlhan Hocam, tek uzemde fen var. Dershaneye gidiyorum. Online aldım. Destek alıyorum. Uzaktan eğitim. Bu hafta karar vereceğim hocam. Cemal Hocam, ne kadar güzel. Tam tevafuk, karar vermeden yolların bizimle kesişmiş. Bizim eğitimlerimizi de mutlaka değerlendir. İşte zaten seminerin sonunda programla ilgili sorularınız varsa onları da yanıtlayacağım değerli öğretmenlerim. Ve lütfen kendinizi bunaltacak kadar ağır bir programla günde 8 saatler, 10 saatler, 12 saatler asla bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Bunu yapan kim varsa maksimum 3 ay sonra çalışmayı komple bıraktı. Değil azaltmayı, değil verimi düşürmeyi, komple bıraktı. Kendinizi bıktırmayın. Aksi halde programa uymakta zorlanacak. Ve az önce de söylediğim gibi belki de çalışmayı bırakacaksın. Yani programı komple bırakacaksın. Ve ne olacak? Bu yılki atanma ideallerimiz de suya düşecek. Bunu yapmayın kendinize. Ve mutlaka arkadaşlar tekrarlarınızı yapın. Tekrar yapmayı ihmal etmeyin. Çalışma programınıza, unutma hızınıza göre tekrar periyotları ekleyin. Bakın çabuk unutan öğretmenlerim, sık tekrar yapın.
Geç unutan öğretmenlerin biraz daha geç tekrar yapabilirsiniz. Ama önce bunu analiz edin arkadaşlar. Neye göre ben çabuk unuttuğumu biliyorum? Ya da neye göre geç unuttuğumu biliyorum? Bizim analizlerimizde unutma hızınızı da ölçüyoruz arkadaşlar. O yüzden o analizlere mutlaka girin. Orada gün olarak bile yapay zeka sistemi hesaplıyor. Ona göre çabuk unutuyorsa en azından bunu biliyorsan ona göre bir tekrar periyodu oluşturursun. Geç unutuyorsan da geç unutma sürene yani kaç günde unutuyorsan o kadar gün sonraya tekrarlarını eklersin. Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Çünkü bir bilgiyi öğrenmenin yanı sıra biliyorsunuz ki öğrenmek en kolayı. O bilgiyi muhafaza etmek, akılda 9 ay, 10 ay, 11 ay boyunca tutmak daha zor. Sıfırdan bir bilgiyi öğrenirsin ama öğrendiğin bir bilgiyi tutmak her zaman daha zordur. Neden daha zordur değerli hocalarım? Çünkü sadece bir bilgi değil ki binlerce bilgiyi öğreniyorsun. ÖABT'de bilmem kaç konu, eğitim birimlerinde bilmem kaç konu. Genel yetenek, genel kültürde bilmem kaç konu sen zaten bölünüyorsun. Bir bilgi olsa onu her gün tekrar edersin. Ama binlerce bilgi olunca işte bu arada kaybolmalar oluyor. Ama bu düştüğümüz en büyük yanılgılardan biri. İnanın arkadaşlar dereceyle atanan öğretmenlerin çoğunun yaptığı şey tekrar periyotları kesinlikle var ve bu adımı kesinlikle atlamıyorlar. Hocam ilk başta kaç saatte başlamalı ve ne zaman çalışma saatlerini artırmalıyız? Hocam her öğrencinin ilk başta başlayacağı saat aralığı farklıdır. Temel seviyede ise daha fazlayla başlamalı. Ortadaysa farklı, ilerideyse farklı. O yüzden bunun için öncesinde seviyenizin bilinmesi gerekiyor. Evet Korkut hocam çok güzel bir yere değindin. Yani kilo almak ya da kilo vermek hani o dengenin hani bir artıya geçer bir eksi hani o stabil ideal kilonu bulursun ve onu korursun ya ömür boyu. Bu en zorudur. Aynı öyle. Yani bilgiyi almamışken gidiyorsun o bilgiyi bir yerden alıyorsun. Bu artık senin ama sende kalması için de emek vermen gerekiyor. Çünkü o biliyorsunuz öğretmenlerin bilgi nankör bir kavram. Bilgiye gereken ilgiyi göstermezsen seni terk eder. Üzülerek söylüyorum. Şimdi geliyorum arkadaşlarım. Bir ders çalışma programı hazırlanırken az önce de hocalarımın sorduğu gibi işte kaç saat çalışacağım, nereden başlamalıyım, ne zaman süremi arttırabilirim? Arkadaşlar bu soruların hepsi size göre değişkenlik gösterdiği için önce hem seviyenizin bilinmesi gerekiyor, hem öğrenme yapınızın bilinmesi gerekiyor, hem de sizin sorumluluğunuz var mı? Yani içinizde benim ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerim var, anne olan öğretmenlerim var. Baba olan öğretmenlerim var. Son sınıfa giden öğretmenlerim, staja giden öğretmenlerim, yüksek lisans yapan, ikinci bölümü okuyan öğretmenlerim var. Kimlerin arkadaşlar farklı sorumlulukları var? Çok güzel Sibel hocam. İlhan hocam çalışıyor. Öğretmenlik mi yapıyoruz? Ücretli öğretmenlik mi? Dershanede miyiz? Kursta mıyız? Korkut hocam son sınıf. Benim bir yaşımda oğlum var, evliyim. Ay Fatma hocam Allah bağışlasın. Ben bu seneyi sadece KPSS'ye ayırdım. Çok güzel. Evdeyim. Benim hem KPSS, tez, formasyon, ikinci dönemde stajım olacak. Serap hocam branşın neydi senin? Allah kolaylık versin. Formasyon alıyorum. Kütüphanedeyim Cihan hocam. Çok güzel. Bakın arkadaşlar bir yandan da birbirimizi tanıyoruz. Fark ettiniz mi? Yalnız olmadığımızı hissediyoruz şu an. Coğrafya, wow. Evet, aynı kaderi yaşıyoruz demiş Esra hocam. Ücretli öğretmenlik yapıyorum. Yani demem o ki arkadaşlar çok azınlıktır, çok miniktir. Ben sadece kendimi KPSS'ye adadım. Bu yıl her şeyden elimi eteğimi çektim diyen vardır. İçimizde de var. Ama fark ettiyseniz yüzde kaç çok azınlık. O yüzden önce bunu bir olumsuzluk olarak kabul etmeyi bırakalım. Bu bir olumsuzluk değil. Hayatın gerçekleri ve gerekçeleri var. Yapmamız gerekenler var. Yanı sıra ideallerimiz için KPSS'ye de çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar herkesin bakın içinizdeki bütün öğretmenlerimin ders çalışabileceği süre aynı değil. Belki biriniz 3 saat ayırabilecek, biriniz 5 saat ayırabilecek.
Biriniz 8 saat ayırabilecek. O yüzden derslerdeki seviyenizi göz ardı etmeden günde kaç saat ayırabiliyorsanız gerçekçi olarak bir yere yazın. Benim günde şu kadar zamanım var. Sınava kalan süre. Şu an sınava kaç gün var? Örnek veriyorum, 300 gün var. Senin seviyen, sen kaç derste başlangıç seviyesindesin? Kaçında orta, kaçında ileri, kaçında üst seviyedesin? Bunu bilmen gerekiyor ve bütün bu verileri birleştirerek bir program hazırlaman gerekiyor. Ve üstelik öyle bir program hazırlaman gerekiyor ki bu programda haftalık olarak en azından öğrendin, öğrenemedin. Uyum sağladın, uyum sağlayamadın. Bunların da sürekli kontrol edilmesi gerekiyor ve programının da sürekli revize edilmesi gerekiyor. Yani hiçbir öğrenci aynı programa 10 ay uyum sağlayamaz. Bu mümkün değil ve uyum sağlamaması da lazım. Çünkü sen ilk aydaki seviyenle 5. aydaki seviyen aynı mı zannediyorsun? Değil. Seviyen ilerledikçe programın da seviyene uygun artmalı, ilerlemeli, zorlaşmalı. Programın içeriği değişmeli. Mesela bizim içinizde kayıtlı olan öğrencilerimiz var. Onlar biliyorlar arkadaşlar. Biz yapay zeka sistemiyle, akıllı sistemle kayıt olan öğrencilerimizin önce seviyesini ölçüyoruz. Sonra analizle öğrenme karakterini, psikolojik yapısını ölçüyoruz. Sonra öğrencimizle görüşüyoruz. Sen günde kaç saat çalışabileceksin Fatma Hocam? Örnek veriyorum. 5 saat. Tamam, günde senin çalıştığın 5 saatten verim alman için sistem bunu hesaplıyor, seviyene bakıyor. Diyor ki Fatma'nın matematikteki seviyesi çok da iyi değil, matematiği önceliklendireyim diyor. Ya da tarihteki seviyesi iyi diyor, tarihte tekrar yaptırayım, onu yeniden sıfırlamayayım. Fatma'nın buna vakti yok diyor. Mesela şu an buraya eklediğim, görmenizi istediğim için eklediğim takvimden birkaç saatlik bir kesit bir sosyal bilgisi öğretmenime ait, bizim öğrencimiz. Ve bakalım. Bu öğrencim sabah ve öğle saatleri arasında yani 9 ile 12 arasında bir çalışma yapmak istemiş. Ve yapay zekanın ona yaptığı çalışma arkadaşlar bakın matematikten konu anlatımı yapmasını istemiş. Çünkü sosyal bilgiler öğretmenlerinin genelde sayısalı çok iyi değildir. Bir seviye belirleme sınavında matematikte başlangıç düzeyinde olduğunu tespit ettiğimiz için matematikte direkt sıfırdan konuyla başlattık. Türkçe'de bakın arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Zor soru çözümü demişiz. Neden demiş olabiliriz? Mesela Türkçe'de neden konu anlatımı ona yaptırmamış olabiliriz? Var mı bir tahmininiz? Harika Gamze Hocam, değil mi? Çünkü Türkçe'de seviye belirleme sınavına girmiş ve bu öğrenci seviyesi yüksek çıkmış. Şimdi sen seviyesi yüksek bir öğrenciye hayır gel bakalım ben sana Türkçe'de noktalama işaretlerini anlatacağım dememelisin. Neden? Vakti yok. Öğrencinin zamanı zaten az ve o az zamanda gerekeni yapmalı. Seviyesi neredeyse oradan devam etmeli. Mesela eğitim birimleri gelişim psikolojisinde de kolay soru çözdürmüşüz. Yani gelişimde ortalama düzeydeymiş. O yüzden tekrar yaptırmışız, soru çözdürmüşüz. Ama ÖABT sosyal bilgilerin tarihinde de tekrar yaptırmışız. Yani tarihi daha önce çalışmış, demek ki belirli bir level'a gelmiş, tekrar düzeyinde olduğu için sistem onun tekrar yapmasını uygun görmüş. Yani size seminerin başında da söylediğim gibi arkadaşlar, 5 farklı seviye ve bu seviyelerin karşılığında yapmanız gereken çalışma şekilleri de farklıdır. O yüzden önce seviyenizi bilmek zorundasınız. Aksinde ben hepsinde sıfırım deyip sıfırdan alırsan yetiştirmen mümkün değil. Hepsinde ileriyim deyip ileri düzeyden alırsan temel düzeyde olduğun konuları öğrenemezsin. Çünkü matematikte düşün ki denklem kurmayı bilmeyen bir öğrenciye sen alıyorsun problemleri çözdürmeye çalışıyorsun. Çözebilir mi değerli öğretmenlerim? Çözemez. Değil mi? Ya da cümlede anlamı bilmeyen, dil bilgisini bilmeyen bir öğrenciyi tutuyorsun. En zor paragraf sorusunu önüne koyuyorsun. Çözdürmeye çalışıyorsun. Çözemez arkadaşlar. Öğrenme aşamalıdır. O aşamaları sağlıklı bir şekilde yerine getirmediğin sürece tam olarak öğrenmeyi, etkin öğrenmeyi sağlayamıyorsun. Şimdi geldim. Bizim yapay zeka sistemimizde kullandığımız garanti öğrenme modeline, yani az önceden beri söylediğim 5 farklı seviye var.
hangi seviyedeysen seviyene uygun çalışma yapmalısın diyordum ya hocalarım. İşte bu seviyeleri sizin için not aldım ve bunları size de aktarmak istedim. Evet, eminim zaten hepiniz öğretmensiniz, birçoğuna hakim olabilirsiniz ama bunu programda uygulayan başka hiçbir kurum yok arkadaşlar. Ne dershane, ne farklı online eğitim kurumları, ne kurslar, ne etüt merkezleri, özel ders bile alsanız arkadaşlar sizi iki seviyeden ya iyisindir ya kötüsündür derler. Ama hiçbir zaman bir öğrencinin iki seviyesi yoktur. Beş farklı seviyeye sahip olabilirsin ve her seviyenin karşılığında da yapman gereken çalışma değişir. Mesela temel seviyede olan bir öğrencinin bizim sistemimize kayıt olduğunda yapması gereken çalışma ön hazırlıktır. Nedir bu ön hazırlık? Türkçe öğretmenlerim var içinizde, beden eğitimi öğretmenlerim var, İngilizce öğretmenlerim var, yani sözel branş öğretmenlerim var. Misalen söylüyorum, matematiğiniz hiç yok. En son ilkokulda, ortaokulda matematik gördünüz ve KPSS sizden matematikte yapmanızı istiyor. Rakipleriniz yapamadığı için sizin yapmanız onların önüne daha rahat geçebileceğinizi gösteriyor. O yüzden matematikte temelin yok mu? Ön hazırlık yapacaksın. Bir derste, bir konuda temelinizin zayıf olduğu durumlarda bizim size önerdiğimiz çalışma türüdür. Konuyu öğrenmeden önce o konuyla ilgili fikir sahibi olmanız ve konuyla ilgili temel oluşturmanız için biz bu çalışmayı size öneririz. Geldim ikinci basamağa. Başlangıç. Başlangıcın karşılığı konu anlatımıdır öğretmenlerim. Bir derse bir konuya ait bütün bilgilerin detaylı öğrenilebilmesi için konu anlatımı yapmak zorundasın. Bu seviyedeysen o konuyu sıfırdan konu anlatımı ile ilerletmek zorundasın. Geldim üçüncü seviyede olduğun ders ve konulara. Bu konularda tekrarla devam edeceksin. Nedir bu tekrar? Konu anlatımıyla öğrendiğin bilgiler kısa süreli belleğine gider. Ön bellek derim ben ona. Ve hızlıca unutulmaya meyillidir. Çünkü onu bir kez duydun öğretmenden, aa öğrendim harika güzel dedin ama üzerine gitmedin mi? Geçmiş olsun, unuttun. Ve öğrenilen bilgileri tekrar ederek, üzerine giderek ön bellekten arka belleğe atarsın. Yani kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya gittiği için kalıcılıklarını tekrarla tam %80 oranında arttırmış oluyorsun. Tekrar o yüzden diyorum en önemli adımdır. Sakın tekrarlarınızı ihmal etmeyin. Ne konu çalışıyorsan, ister bir sorunun geldiği konu olsun, ister 12 sorunun geldiği konu olsun, fark etmez. Tekrarını kesinlikle yapacaksın. Ama neye göre yapacaksın? Unutma hızına göre yapacaksın. Geldim dördüncü seviye, ileri seviyedesin. İleri seviyenin karşılığı ne? Kolay seviyede soru çözmen gerekiyor. Peki daha önce kolay soru, orta soru, zor soru kavramını duyan var mı içinizde? Evet Gamze Hocam, din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmenlerim de bu kategoriye giriyor. Matematikleri hiç yok neredeyse. Sultan Hocam diyor ki duymadım. Eminim ki öğretmenlerin birçoğunuz zaten duymadı. Çünkü bu kavramı da sistemi uyarlayan kurum biziz. Yani sadece bize ait bir kavram olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar kolay soru çözümü demek şu demek. Şimdi konuları öğrendin. Tekrarını yaptın. Hani artık bu aşamaları tamamladın. Soru üzerinde o bilgiyi kullanabilme tecrübesi kazanman lazım, değil mi? Şimdi bu sınav şey bir sınav değil, sözlü bir sınav. Hadi bakalım gel Fatma, bize Osmanlı tarihinin falanca konusunu anlat demiyorlar. Hani bunlar senin karşına çoktan seçmeli soru olarak geldiği için bilgiyi aldın, harika. Tekrarını yaptın, sen de eminsin. Artık bunu soruda kullanabiliyor olman lazım. Ve buradaki bu tecrübeyi kazanman için de önce kolay seviyeli sorularla başlarsın. Yani kolay seviyeli soru çözümü nedir? Yanlış mı yaptın? Hemen doğru cevabına bakıp onu düzeltirsin. Ya da yanında notların vardır. Notlarına baka baka soru çözersin. Kolay seviyede soru çözümü dediğim şey arkadaşlar, hala öğrenmeye devam ettiğin ve bunun için yaptığın soru çözümlerdir. Yanındaki öğretmeninden destek aldığın, notundan, kitabından destek alarak çözdüğün sorulara kolay soru çözümü dedi, denir. Gelelim hepimizin her derste ulaşmak istediği düzey, yani üst düzey, üst level, beşinci level'a geldin.
Burada da yapman gereken çalışma orta zor seviyede soru çözmek. Kolay seviyede ne dedim? Destek alabilirsin dedim. Kolay seviyede hala öğrenmeye devam ediyorsun dedim. Orta ve zor seviyede hala öğrenmeye devam etmiyorsun. Öğrendin, artık en zor soruları hiç kimseden destek almadan bile yapabilecek konuma geldin. Yani hedefimiz bu. İsteğimiz bu. O yüzden orta ve zor seviyede soru çözümü çalışmasındaki amacımız öğretmenlerim, sınavda gelebilecek sorular karşısında birebir tatbikat yapıyor gibi düşünün. Tatbikat yapmanız. Bu çalışmayı yaparken tüm soru tiplerinden bolca soru çözmeye ve kronometre ile çözmeye, süreyle yarışarak çözmeye, hızınızı ölçmeye özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi hazırsak arkadaşlar artık garanti öğrenme modeli nedir? Bunu da öğrendiysek artık seviyemize göre hangi türden çalışma yapmamız gerektiğini öğrendiysek ders çalışma programımızı birlikte hazırlayalım. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Hazırsak başlayacağız. Hadi bakalım herkesten yanıt bekliyorum. Hazır mıyız? Heyecanlanın biraz. Çok güzel bir program hazırlayacağız şimdi. Oo, çok güzel. Şimdi ben bir panelime gireyim değerli öğretmenlerim. tekuzem.com'dan hazırlayacağız çünkü. Bu arada bu gireceğim alan hepinizde olan alan. Yani bu benim seminerime katılım için giriş yaptığınız, üyelik oluşturduğunuz alan. Oradan yapacağız ders çalışma programımızı. Bahsettiğim bu yapay zeka sistemiyle yapacağız. Bakalım nasıl bir program hazırlayacak. Şimdi önce bir sayfama giriş yapayım. Siz de bu adımları iyice dikkatlice izleyin. Hatta bir yere de gerekirse not alın. Gerçi seminerimizde kayıt altına alınacak. Seminer bittikten sonra girersiniz. Kendi seviyenize göre sizin ihtiyacınız olan programı yine yapay zeka panelinden hazırlarsınız. Şimdi benim için bir program hazırlayacağız. Örnek olarak göstermek için hazırlayacağım bu programı. Önce kendi panelime gireyim. Tekuzem 2023. Kullanıcı adınız ve şifrenizi öğretmenlerim size seminerden önce SMS ile mutlaka gelmiştir. Şimdi değerli hocalarım, burası neresi? Burası Tekuzem'in kayıtlı olan öğrencilerin kullandığı alan. Yani yapay zeka panelinin, öğrenci panelinin içerisi. Şimdi bu bahsettiğim size seviyeni ölçmek zorundasın. Analizlere girmek zorundasın, kendini tanımak zorundasın dediğim kısımlar vardı ya öğretmenlerim. İşte analizlerimiz tam olarak burada. Yani bilgisayardan girdiğinizde sağda sizi bekleyen bildirimler var. Bakın zil işareti var. Oraya tıkladığınızda eğitim analizi çıkıyor. Bunu çözmeyen değerli hocalarım kesinlikle buradan teste başla diyerek çözüyorsunuz ve kendinizi artık daha iyi, daha net bir şekilde tanıyarak yola çıkmış oluyorsunuz. Yine biz kayıtlı olan öğrencilerimizde arkadaşlar analizler gibi her kategoriden ayrı ayrı seviye belirleme sınavları yaparız. Mesela ben bir öğretmenim. Eğitim bilimleri ve genel kültür genel yetenekteki farkında mısınız? Bütün dersler program geliştirme, gelişim psikolojisi, vatandaşlık, tarih, ölçme, rehberlik hepsinden ayrı ayrı seviye belirleme sınavına giriyorum ve yapay zeka beni puanlıyor. Diyor ki Tuğba, coğrafyada orta düzeydesin, gelişim psikolojisinde ileri düzeydesin, matematikte temel düzeydesin. O yüzden seviyenizi ölçmek için hocalarım buradaki seviye belirleme sınavlarında çözebilirsiniz. Şimdi geldim çalışma takvimine. Önerim takvimi hazırlamadan önce analizleri, sınavları çözün ki yapay zeka sizi tanısın, ona uygun bir program yapsın. Ki kayıtlı olan öğrencilerde bu ilk iki adım zorunlu olan adımdır. Geliyorum. Örnek olarak okul öncesi branşı için bir program hazırlayacağım arkadaşlar. Okul öncesi öğretmenlerin biliyorlar ki
Bizim branşta toplamda 9 tane alan dersi var. Ve bunlardan hangi derste başlamak istiyorsam seçim hakkı bana ait arkadaşlar. Sistemden örnek veriyorum. İlk 3 dersi seçiyorum. 3 tane alan dersini birlikte çalışacağım. Eğitim bilimlerinden de gelişim psikolojisi ve öğrenmeyi. Genelde bu ikisi kardeştir. Çok ayırmazlar öğrenciler. Senkron gidebilir. Onun dışında matematik temelim yok. Matematiği mutlaka çalışmak istiyorum ve tarihi çalışmak istiyorum. Yani bir hafta boyunca çalışmak istediğim dersleri sağdan sola doğru aktardım ve kaydet diyorum. Bunu siz kendi isteğinize göre, arzunuza göre seçimini yapabilirsiniz. Şimdi en önemli olan nokta arkadaşlar, SEKÜZEM'e yapay zekaya kayıtlı bir öğrencinin en büyük avantajı çalışma yapacağı süreleri öğrenci kendisi belirliyor. Yani hocam benim bebeğim var, benim işim var, benim eşim var, benim sorumluluğum var diyorsunuz ya arkadaşlar. Hiç sorun değil. Sen günde kaç saat ayırabileceksin? Ben de çalışan biriyim. Örnek veriyorum. Benim bir sınav hazırlığım yok. Ama sınav hazırlığım olsa işten de mesaim de geç bitiyor. Belki günde 2 saat, belki 3 saat ancak çalışabilirim. Buraya çalışabileceğim süreleri giriyorum. Akşam 6'da çalışmaya başladım diyelim. Gece 11'e kadar ben hafta içi çalışabilirim. Hafta sonu zaten mesaim yok. Hatta kendime buraya da beni gördüğümde motive edecek, harekete geçirecek bir başlık yazayım. Bu programın adını da atandıracak program yapayım ki uyum sağlama isteğim daha da artsın. Bakın buradan günleri bile kendiniz seçebiliyorsunuz. Hangi gün hangi saatte çalışmak istiyorsan o günü tikleyip başlama ve bitiş saatini belirleyip ekleye tıklaman yeterli. Şimdi geldim. Bir de benim hafta sonum var. Hafta sonu için de farklı bir program yapacağım. Cumartesi ve pazar daha fazla çalışabiliyorum çünkü. Cumartesi de saat 14'te başlayayım. Akşam 20'ye kadar çalışabilirim. Evet, oluştur diyorum. Şimdi yapay zeka benim çalışma süremi, molalarımı, işleyeceğim konuları, o konularda sahip olduğum seviyeleri, seviyenin karşılığında yapacağım çalışma türleri hepsini hesapladı ve benim programımı 10 saniye içinde yaptı. Takvime git diyorum. Bakalım nasıl bir programım var. Bakın. Herkes dikkatli bir şekilde baksın. Bakın bir haftalık programım hazır. Öğrenme psikolojisinde temel kavramlar konu anlatımı diyor. Şimdi bu benim programım beni yönlendirdi ya arkadaşlar. Kayıt olduğumda kampüse tıklayıp video derslere gideceğim. Bu arada kayıtlı olan öğrencilerim de bu kısmı iyice dinlesin. Onlar zaten şu an bu paneli aktif olarak kullanıyorlar. Ve bir önceki dönemin bütün videoları da hediye arkadaşlar. Bakın 2023 ÖABT'nin konu anlatım videolarına bir bakalım. Bunlar ben 24'de kayıt olduğumda bana hediye olarak yükleniyor mesela. Dramadan mı ders işlemek istiyorum ya da anne çocuk sağlığı ve ilk yardım? Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bakın burada benim bütün müfredatımın videoları yer alıyor. Erken çocuklukta oyun gelişimi. Yani takvime bakıyorum. Takvimimde hangi çalışmayı yapmam gerekiyorsa geliyorum videodan bunu buluyorum. Merhaba arkadaşlar, Can hocalarım merhaba. Merhaba, ben iyiyim, siz nasılsınız? Bunlar bizim videolarımız arkadaşlar. Video dersler var. Bir de artı olarak kayıt olan öğrenciler canlı derslere giriyorlar. O yüzden takvimim benim o gün o saat aralığında hangi çalışmayı yapmam gerektiğini belirliyor. Direkt geliyorum video derslerden, o yapacağım çalışmayı seçip yapıyorum. Hatta mola süreme kadar bile hesaplıyor arkadaşlar. Bakın fark ettiniz mi? Benim her çalışma sonrasında mola vermem gerekiyor. Çünkü ben burada daha önce dikkat testini çözmüştüm ve odaklanma sorunumun olduğunu yapay zeka sistemi biliyor. Dikkatim dağınık olduğu için ona göre her konu sonrasında, her çalışma sonrasında benim mola vermemi istemiş. Mesela matematikte dedim ya benim branşım okul öncesi ve sıfırım. Yani bir net bile belki çok zor çıkarırım. Bunu biliyor. Direkt diyor ki doğal sayılardan başlayacaksın diyor.
Tabii ki İlhan Hocam, istediğiniz kaynaklardan çalışabilirsiniz. Nujin Hocam diyor ki, hocam keşke sizden alsaymışım online eğitim ama maalesef platformunuzda yeni tanıştım. Sağlık olsun hocam, tutarlarımız çok uygun. Belki ekstra destek olarak bizden alırsın. Sırf değerli öğretmenlerim, şu yapay zekanın hazırladığı günlük program için bile kayıt olan çok fazla öğrencilerimiz var. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Olcay Hocam, Seyran Bey, Seyran. Tutarı da ileteceğim. Çok çok uygun. Sonra arkadaşlar bakın, bu sistem, yapay zeka sizin gireceğiniz sınavı o kadar iyi tanıyor ki. İlhan Hocam, kurs ücretlerini hemen söyleyeceğim. Hemen şu programımızın üzerinden geçelim. Seminer sonunda lütfen seminerden ayrılmayın. Çok büyük bir sürprizim var. Devasa bir indirim kaptım sizin için. Yöneticilerimle görüştüm. Sırf bu seminer özel, şu an özel kayıt olacak bütün öğretmenlerim maksimum düzeyde indirimli tutarla kayıt olacaklar. Bakın arkadaşlar, genel kültür, genel yetenek deyip geçiyorsunuz ya. Ama şunu bilmiyoruz. Biz coğrafyada ya da matematik, hatta tarih diyelim. Tarihte kaç tane konu var? Kaç konudan kaç tane soru geliyor? Senin için önem derecesi yüksek olan konu hangisi? Bak, bunları bilmediğin için random çalışıyorsun hocalarım. Bakın bizim... Fatma Hocam diyor ki, hocam ben yeni bir haftadır kayıt yaptım ve rehberlik hocasıyla yaptık haftalık ders programı. Şimdi bu hafta böyle, diğer haftalarda otomatik yenilenecek mi yoksa benim tekrar program yapmam lazım mı? Fatma Hocam, yapay zeka otomatik yeniliyor. Senin yaptığın yapmadığın çalışmayı görüyor, verimliliğini ölçüyor. Her pazar otomatik yeniliyor. Şimdi hocalarım bakın, tarih dersinin size totalde 3 aşamalı bir sınava giren bir öğretmen için totalde sağlayacağı önem puanı 6.76. Bak, kaç tane konun var görüyor musun? Yapay zeka hepsini tek 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 hesapladı. Peki burada önem puanı diye bir şey var. Sizce bu ne? Önem puanı nedir? Mesela kiminde %70, 0.76 çıkmış. Bazı konular 0.25 çıkmış. Aynen öyle. Bakın hocalarım, önem puanı o konunun sınavdaki önemi demektir. Ve birçoğunuz bunu bilmeden önemi düşük olana da, önemi yüksek olana da aynı zamanda ayırdığınız için çalışmanız verimsiz oluyor. Ama biz buna engel oluyoruz. Çünkü sen kayıt olduğunda 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sana sağlayacağı önem puanının yapay zeka 0.50 olduğunu biliyor. Ama örnek veriyorum, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti gerileme döneminin sana sağlayacağı önem puanının 0.25 olduğunu biliyor. Yani 20. yüzyıl 18. yüzyıldan 2 kat daha önemli. Ama sen ne yapıyorsun? Vaktin yok. Belki önemliyi köşeye atıyorsun. Önemsize saatlerce çalışıyorsun. İşte bu stratejik bir hata. Aynen öyle Cemal Hocam. Çıkan soru sayısına göre yapay zeka bunu bütün derslerde tek tek hazırladı. Hatta buradan kendi branşınızı seçerseniz arkadaşlar, benim branşım okul öncesi. Mesela okul öncesinde bile erken çocukluktu ya da çocuk ruh sağlığı. Kimliği gör diyorum. Çocuk ruh sağlığında kaç konu çalışacağım? Kaçını, hangi önem puanını, ne kadar süre ayıracağım? Burada bunun tamamı zaten otomatik hesaplanmış durumda. Bak 0.42 var, 0.69, 0.44. Çocuk ruh sağlığının bana toplamda %100 net çıkarsam 4 puan getirisi var. Bunu bile biliyorum. Ve bütün dersler, eğitim bilimleri, ÖABT, genel kültür, genel yetenek, hepsinde yapay zeka bana bunu yapıyor. Bunu tek başımıza ölçmemiz mümkün değil hocalarım. Bir programı, yani şu kalitede bir programı tek başınıza yapmanız, mola sürelerinizi tek başınıza hesaplamanız, saati saati, dakikası dakikasına buna uyum sağlamanız mümkün değil. Ama yapay zeka ile çalışırsanız eğer, günü gününe yapacağınız bütün çalışmalar burada gösterdiğim takvimdeki gibi sizin seviyenize uygun, öğrenme yapınıza uygun bir şekilde karşınıza geleceği için tek yapmanız gereken şey takvime bakacaksın. Ne yapman gerekiyor? Gideceksin kampüsten video dersleri, onu yapacaksın ve gelip buradan tamamladım diyeceksin. Başka bir şey yapmayacaksın.
Ve bu senin performansını arttıracak. Bak burada bir de yapay zekanın, hani az önce dedim ya, derece elde ettirecek programda olmazsa olmaz olan şeylerden biri neydi? Ölçülebilirlik. Ölçmediğin sürece kara gözle gidemezsin, gözünü karartıp gidemezsin, ölçmen gerekiyor. Ve bizim sistemimize kayıt olduğunda burada senin haftalık öğrenme oranın hesaplanıyor. Çalışma oranın hesaplanıyor. Verimlilik oranın hesaplanıyor ve ona göre yapay zeka her hafta ders çalışma programını hesaplıyor. Diyor ki Fatma, bu hafta verimli çalışmadım. Önümüzdeki hafta bunu telafi edeceksin. Programını yeniliyor hemen. Nujin Hocam, hemen söyleyeceğim. Şimdi onun dışında arkadaşlarım, bu sisteme kayıt olduğunuzda sadece yapay zekadan değil, kayıt olduğunuz kategorinin canlı ders eğitimlerinden, soru çözüm kamplarından, dijital PDF ders notlarından, Türkiye geneli online deneme sınavlarından, seviye belirleme sınavları analizlerden, haftalık çalışma programlarından, konu tarama check-up testlerinden, her şeyden faydalanmış olacaksınız. Evet Cemal Hocam, yapay zekaya kayıt olduğunuzda rehberliğe, öğrenci koçluğunuza ihtiyacınız yok. Yapay zeka sizin öğrenci koçunuz zaten. Şimdi kayıt olmak isteyen öğrencilerim, size özel tamı tamına 1000 TL'lik indirim çeki aldım. Üçlü paketlerimiz, ikili paketlerimiz, tekli paketlerimiz. Hepsinde bu indirim çeki geçerli arkadaşlar. Tutarlarımız çok uygun. Kayıt olun. Hem yapay zekanın program desteğinden, koçluk desteğinden, hem de birebir eğitim programlarımızdan eş zamanlı olarak faydalanın. Öğrencim, evet, özellikle çok teşekkür ediyoruz Gamze Hocam. Gerçekten harika bir sistem. Kayıt olan öğrencilerimizin çok yüksek bir oranı zaten hedeflediği sonuca daha bile üstüne ulaştı. Başarı oranımız, atandırma oranımız arkadaşlar her sınıfımızda minimum %86'nın üzerinde. Biz çok uzun yıllardır hizmet veren bir kurumuz ve yapay zeka sadece bireysel olarak bizde arkadaşlar. Tabii ki yarın aranabilirsiniz. Sistem yöneticisi arkadaşından hemen linki rica edeyim. İndirim çekini kullanmak isteyen hocalarım, gönderdiğim linke tıklasınlar. Şu an sistem yöneticimizin gönderdiği linke tıklayın arkadaşlar. WhatsApp'a yönlendiriyor sizi. Direkt bizim kurumsal WhatsApp hattımıza. Oradan Tuğba Hoca'nın seminerinden geldim. Bilgi almak, kayıt olmak istiyorum. İndirim kodumu kullanmak istiyorum. Şu gün şu saatte aranabilirim. Ya da şu an müsaitim, beni arayabilirsiniz diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben size toplam tutarları da söyleyeyim. Ücret kısmı da aklınızda kalmasın. Eğer üçlü pakete kayıt olursanız. Evet evet İlhan Hocam, şu numara, şurada gördüğünüz numara 551-592-58-35. Bakın sayfamızda eğitim programları yazıyor ya değerli hocalarım. Burada ÖABT programlarının içine girdiğinizde, mesela beden eğitimi öğretmenlerim vardı. Normalde 6.649 TL ya, 1000 TL indiriminle birlikte 5.500 liraya kayıt olabileceksin. Genel kültür, yetenek, eğitim, ÖABT hepsi için geçerli. Türk Dili ve Edebiyatı, onun dışında bazı branşlarda ÖABT eğitimimiz yok. Oradan kendi branşınıza bakarsınız zaten. Okul öncesi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, fen bilimleri öğretmenliği hepsi var. Betül Hocam, somut olarak herhangi bir kaynak gönderimi sağlamıyoruz. Dijital PDF kaynaklarımız var. Hatta sormanız iyi oldu. Ben onları da hemen size göstereyim hocam. Sayfadan da incelersiniz bu arada. Zaten ödeviniz analizleri, sınavları çözmek, örnek program hazırlamak ve sayfaya girdiğinizde kampüste Gamze Hocam, tek programların fiyatı 2500 liraya düşüyor 1000 TL indiriminizle. Normalde 3599 lira. Tek ÖABT'ler arkadaşlar 2500 lira. İkili paketlerimiz, yani ÖABT ile eğitim alsam, ÖABT ile GGK'yı alsam derseniz 3750 lira. Evet İlhan Hocam, üçlüye kesinlikle kayıt olun. Sizin branşınızın fen bilgisinin eğitimi var zaten bizde. Şimdi GGK'ya gelelim. Bakın ders notlarına bayılacaksınız hocalarımız. Evet. Tamam Cemal Hocam, yarın aranmak istediğinizi yazın. Mesela sözcükte anlam.
Betül Hocam, kaynak kısmını siz sormuştunuz. Kaynaklarımızın birkaçını birlikte inceleyelim istiyorum. Tamam İlhan Hocam, yaz WhatsApp'tan bugün beni arar mısınız diye. Ve kredi kartına da peşin fiyatına 3 aya kadar taksit de var hocalarım. Bakın bir kitaptan farkı yok. O yüzden derste not aldım, alamadım. Yazdım, çizdim, kaygınız da yok hocalarım. Bir de matematikten bakalım. Bölme, bölünebilme. Bakın örnekler var, sorular var. Yani bu sistemde yok yok diyebilirim. En önemlisi de program var. Sana derece yaptıracak program, sana özel hazırlanan program ve haftalık yenilenen program var. Şimdi son olarak yine sistem yöneticisi arkadaşımdan rica edeyim. Son kez linkimizi paylaşsın. Kayıt olmak, bilgi almak için gönderdiğim linke tıklayın arkadaşlar. Bugün uygunsanız bugün, yarın uygunsanız yarın da görüşebiliriz. En geç zaten bu 1000 TL'lik indirim çekinizin kullanım süresi 11 Kasım Cumartesi 23.59'a kadar geçerli. Üçlü paket 5.500 TL, tekli paket 2.500 TL, ikili pakette 3.750 TL'ye düşüyor 1000 TL indiriminizle birlikte. Onun dışında var mı sorularınız değerli öğretmenlerim? Var mı bana sormak istedikleriniz? Buyur Tuğba Hocam. Dinliyorum. Evet, kayıt olunca görüşeceğiz. Ah Sultan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten çok keyif aldım. Hele böyle bilinçli kitle, eğitimci kitle, öğretmen kitle, meslektaşız da bir yandan zümrelerim olan öğrencilerim de var. Çok mutlu oldum. Çok keyifliydi gerçekten. Ah çok teşekkürler Cemal Hocam. Ankara'dan da Rize'ye selamlar. İlhan Hocam, motive edebildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Fatma Hocam, rehberlik uzmanlarımızla da görüşebilirsiniz. Benimle de görüşebilirsiniz. İçimden bir his bu yıl atanacağımı söylüyor. Bak sen. Çok güzel. Nujin Hocam, çalışma programının yani bir pakete kayıt olman gerekiyor programdan faydalanman için. Alana kayıt olabilirsin. Alanın indirimli ücreti 2500 liraya düşüyor. Bir yıllık her şey dahil. Tuğba Hocam, hocam bu ÖSYM sayfasında branş bazında sıralamayı bana açıklayabilir misiniz eğer bilginiz varsa? Tuğba Hocam, şu anda şeylerin tam olarak açıklanmadığını biliyorum. Branş bazında hangi branştan kaç öğrencinin atanacağını açıklanmadığını biliyorum. Evet İlhan Hocam, ben de öyle biliyorum. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle herkes elinden geleni yapıyor. Yine kapanışta da bunu söyleyelim. Benim yerim sınıfım. Benim yerim öğrencilerimin yanı. Unutmayın, benim yerim ne ev, ne özel sektör, ne orası, ne burası, ne onun, ne bunun yanı değil. Ben bir öğretmenim. Sınıfımda olacağım. Önümüzdeki yıl bu saatlerde, bu zamanlarda sınıf defterini imzalayacağım. Öğrencilerime ödev vereceğim. Onları takip edeceğim. Onların hayatlarına dokunacağım. Bu yüzden arkadaşlar, bugünü lütfen bir milat olarak kabul edin. Bugün kendinize verdiğiniz sözü tutmaya başladığınız ilk gün olsun. Çok teşekkür ediyorum aktif katılımınız için. İyi ki sizleri tanıdım, değerli öğretmenlerim, değerli hocalarım. Teyit olduktan sonra çok daha sık görüşeceğiz inşallah. İnşallah hepinizi tek uzam ailemize dahil edip bu yıl atananlar listesine isminizi yazdırmanızda vesile oluruz yapay zeka sistemimizle. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere hocalarım.